Selamlar güzel insanlar, umarım mükemmel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün Serdar Tuncer'den Aşık Olan Neylesin kitabını okudum ve bu kitap hakkında sizinle birazcık konuşmak istiyorum. Öncelikle şöyle bir kitabın kapağını göstereyim. Burada parlak pembemsi bir yazı var. Burada da bir dervişimiz var sanırsam. Bir dağa doğru yürüyor böyle. Arkasında da böyle bir siyah yazılar var. Kitap 189 sayfa. Bu kitabı annemin kütüphanesinden aldım. Ve bu kitabı almamın sebebi Ramazan ayında birazcık daha böyle dini kitaplar okumak istedim. O yüzden bu kitabı annemin kütüphanesinden aldım ve birkaç kitap daha aldım. Ramazan ayında birazcık kitapları okuyup sizinle birazcık yorumlamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Kitap 189 sayfa dediğim gibi ve içinde farklı farklı hikayeler var. Yani bu işte Mevla'ya olan aşk var. İnsan hayatının ne kadar hani boş olabildiğini anlatan hikayeler var. Dini hikayeler var. Onun dışında başka hikayeler de var. Osmanlı padişahlarından hikayeler. Derviş adına hikayeler, normal insanlarla hikayeler ve böyle kısılan hisse tarzında birazcık da Serdar Tuncer'in yorumlar yaptığı böyle güzel bir kitap olmuş. Okurken çok sıkılmadım. Hani dini kitaplar okumak istiyorum ama hani dini kitaplar çok sıkıcı ya da işte böyle aralarında çok bilmediğim cümleler, kelimeler var diyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Cidden hani öyle zor bir kitap değildi. Okuması çok kolay bir kitaptı. Daha çok hikayeler anlatıldığı için de hani daha kolaydı bence. Kitapta iki tane bölümü çok beğendim. Ne Gam Baki, Neden Baki diye bir bölüm var. O bölümde de hani yani gamlanmaya, kederlenmeye pek gerek yok gibisinden bir hikayeler anlatılıyordu. Hani cidden hayatımızın ne kadar boş olduğu ya da dert ettiğimiz şeylerin ne kadar boş olduğundan bahsediyordu. Güzeldi. Bir de imtihan bölümü vardı. O da çok güzeldi. Hani insanın başına gelen şeyler hakkında hikayeler vardı. Ben kitabı beğendim genel olarak. Hani bazı yerleri okurken biraz sıkıldığım oldu ama çok kısa yerlerde böyle her yeri okurken sıkılmadım. Kitap 189 sayfa olması da güzel. Hani hızlı gidiyor. Bir de zaten mesela bir bölüm bittikten sonra araya bir sayfa giriyor ya da yarım sayfa giriyor. Böyle kitap çok da uzun olmuş olmuyor. Kitap hakkında yorumlarım o şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.